Karadeniz'de sessiz sedasız bir köşede duran can salının düzenli olarak servise gitmesi gerektiğini genelde tüm tekne sahipleri bilir. Peki servise gidince can salının kapalı kutusu açılınca neler olur dersiniz? Can salınızı belki hayat boyu hiç kullanmayacaksınız. Ancak bir gün ihtiyaç duyduğunuzda çalışır halde olması için servise göndermeyi ihmal etmeyin. Viking Life Saving Equipment, İstanbul Denizcilik Ticaret AŞ'nin tesisinde bakıma gelen bir can salında uygulanan tüm işlemleri aşama aşama inceledik. Yat can sallarının özellikleri ISO kuralları çerçevesinde belirleniyor. Bakım servisinin her 3 yılda bir yapılması gerekiyor. Viking Life Saving Equipment, 15 yıla kadar her 3 yılda bir, 15 yıl sonra her yıl servis yapılmasını tavsiye ediyor. Üreticiler, dünya çapında servis istasyonlarını bakım için görevlendirmek zorunda. Viking, Türkiye'deki servis istasyonunu kendisi açmış. Can salının ana malzemesi 2 adet yüzdürücüden oluşuyor. Bunlar karbondioksit tüpüyle doldurulup şişiriliyor. Yat can sallarının ekipman listesi bulunulan bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Bizde ISO Coastal model 4 kişilik bir can salında yapılan kaçak testine katıldık. Bu model bir can salında bulunan başlıca ekipman listesi oldukça uzun. Paraşüt roket, işaret fişeği, duman kandili, el feneri, düdük, yedek pilleri ve ampulü, işaret aynası, 50 mililitrelik paketler halinde 5 yıl ömrü olan içme suyu, her biri 2500 kalori veren enerji yiyecekleri, balık tutma ekipmanı, kusma torbaları, deniz tutmasına karşı hap, tamir kiti, bıçak, kürek, el pompası ve kurtarma halkası. Kaçak testinin uygulaması birçok adımdan oluşuyor. İlk olarak can salı konteynerden alüminyum pakete sarılmış bir şekilde çıkıyor. Can salı 3 yıl boyunca nemden etkilenmeden bu paketin içinde saklanabiliyor. Serviste önce alüminyum paket kesilerek açılıyor. Tüp patlamaması için can salından çıkarılıyor. Hortumun şişirme bağlantıları sökülüyor. Her serviste tüp ve kafası sökülüyor, içi kontrol ediliyor ve tartılıyor. Eğer eksik varsa dolduruluyor. 3 yılda bir yapılan rutin testlerde can salı hava kompresörü kullanılarak kuru hava ile şişiriliyor. Can salı şiştiği anda dış ve iç aydınlatma otomatik olarak yanar. Testler sırasında bu aydınlatmalar bataryalara harcamaması için yedek anahtarlar takılarak söndürülüyor. Can salı şişirildikten sonra tüplerin sabit hale gelmesi için 20 dakika bekleniyor. Sonra termometre ve barometre yardımıyla havanın sıcaklığı, atmosfer basıncı ölçülüyor ve tüplerin her birinden ölçü alınıyor. Can salının tabanı da ayrıca pompayla şişiriliyor. Tüplerin ve dikişlerin durumu kontrol ediliyor. Herhangi bir kaçak, yırtılma ya da yıpranma var mı bakılıyor. Can salının çevresinde denize düşenlerin tutunması için kullanılan halatın ve tırmanma rampasının sağlamlığına, fermuarların çalışıp çalışmadığına bakılıyor. Yağmur suyu toplama ünitesinde bir tıkanıklık var mı, hortum sağlam mı bakılıyor. Reflektör bantların sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Can salının içinde servis bilgilerinin yazdığı bir kart var. Bu can salı açılmadan değiştirilemeyeceği için gerçekten servisin yapıldığının da kanıtı oluyor. Her açılışta servis adı, yapılan testler ve servis numarası yazılıyor. Can salının altındaki tüm parçalar ve ağırlıklar gözden geçiriliyor. Salın içinde ve dışındaki tüm parçalara bakıldıktan sonra acil durum paketine geliyor. İlk yardım paketinin işaret fişeklerinin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ardından tekrar saldaki yerlerine konuyor. Tırmanma rampasına tahliye tıpası takılıp havası indiriliyor. O parça söndükten sonra bağlı olduğu tüplerin inip inmediğine bakılıyor. Tüm testler bittikten sonra toplama aşamasına geliniyor. Önce salın tabanı indiriliyor. İkinci olarak da çevresindeki tüpler vakumlanıyor. Ağırlık, korozyon kontrolleri yapılan tüp, kafası takılmış şekilde yerine monte ediliyor. Konteynerin içine şeritler yerleştiriliyor.
Ardından tüp konteynerının kenarına konuyor ve havası inmiş sal, konteynerin genişliğine uygun şekilde katlanıyor. Katlama şeklinde baz alınan şey, salın denize atıldığında düz şekilde açılmasını sağlamak. Belli kuvvete dayanıklı bantlarla bağlanıyor. Can salı alüminyum pakete yerleştirilip, paketin ağzı kaynak makinesiyle kapatılıyor. Paketleme tamamlanınca vakumlanıyor. Paket konteynere konuyor ve kapatılıyor. Burada kritik nokta, parima halatının bağlanması ve tüpün düzgün şekilde çalışabilmesi için parima halatı ile arasında 7 cm kalacak şekilde yerleştirilmesi. Çünkü bu yerleşim, can salının açılışını doğrudan etkiliyor. Konteyner kapatıldıktan sonra gerdirme bağlantıları yapılıyor. Can salının kimlik kartı üzerine istasyonu ve bir sonraki servis tarihi yazılıyor. Sertifikası da düzenlendikten sonra teslime hazır oluyor.